Merhaba sevgili gençler, 0.30'daki TT Kimya kampına devam ediyoruz. Bugün de 7. adımdayız. Daha önceki derslerimizde ilk 6 adımla ilgili görevleri tamamladık. Konu anlatımı ve soru çözümü yaptık. 6. adımda da karma soru çözümüyle konuyla ilgili tüm soru tiplerini görmüş olduk. Şimdi 7. adımı da işlediğimizde artık 2. üniteye başlamış olacağız. Hemen dersimize başlayalım. Hemen atom modellerine başlarsak atom modele gençler toplam 5 tane atom modelimiz var ve bunları kronik sırayla öğreneceğiz ve burada varsayımlar nelerdir, neler bulmuşlardır, en önemli katkı nelerdir? Bunlar karşımıza geliyor. Baktığımızda atomun yapısı ve davranışları açısından bilim insanları araştırma sonucu çeşitli atom modelleri geliştirmişlerdir. Burada ilk model olarak Dalton atom modeli geçer. Bilimsel atom modeli olarak değerlendiriliyor. Burada Dalton için gençler içi dolu küre demişiz. Yani burada ilk aklımıza gelecek olan şey çok fazla bilgi içeren bir model olduğunu görüyoruz. Birazdan tek tek maddelerin varsayımları öğreneceğiz ve doğru ya da yanlışlar tartışacağız ama Dalton deyince içi dolu küre olan yani çok fazla bilgi içeren bir model olarak düşünelim. İlk model olarak unutmayalım. Sonrasında Thomson atom modelimiz var. Thomson atom modeli ise Dalton'dan sonra biraz daha fazla bilgi içeriyor. Artı ve eksi yüklerden bahsediyor. Yine ondan sonrasında ise öğrencisi Rutherford'un çekirdekten bahsettiği bir atom modelimiz var. Üçüncü atom modelimiz Rutherford'dan sonra ise gençler bor atom modelimiz var ki bor atom modeli özellikle AYT'de detaylı olarak işliyoruz. Yani burada e, TET'de Dalton, Thompson, Rutherford ile ilgili soru çok fazla geliyor. Bor ve daha sonrası ise genelde AYT sınavında geliyor. Burada yine bor ile ilgili modelle ilgili kısa bilgiler vereceğiz. E, bor atom modelinde ise bilmemiz gereken enerji düzeyleri yani diğer bir ifade yörünge kelimesini bilmemiz gerekir. Modern atom modelinde ise elektron bulutu yani orbitalden bahsediyoruz. Burada bu sırayı ve Anahtar kelimeleri asla unutmayacağız. Çünkü birçok soruyu bu anahtar kelimelerle öğreniyoruz. Yani çekirdek deyince aklımıza Rutherford gelecek. Yine aynı şekilde yörünge deyince, enerji deyince Bohr gelecek. Bunları bu şekilde hatırlarsanız bir sıkıntı olmayacak. Tarihle ilgili çok ihtimal vermiyoruz. Yani çıkmaz. Hangi atom modeli, hangi tarihte olmuştur diye bilmenize gerek yok. Ezberlemeyin. Burada görsel olarak dikkatimizi çeksin diye Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr ve moderne katkısı olan bilim adamlarının fotoğraflarını koyuyoruz ama dediğim gibi burada önemli olan anahtar kelime ve kronolojik sıra diye söyleyelim. Şimdi ilk atom modeliyle yani Dalton atom modeli ilgili varsayımlarına bakalım. Baktığımızda Dalton atom modeli birinci olarak atomlar diye çok yoğun içi dolu kürelerdir. Yani atom modelinin varsayımına göre ato, yani atom yani Dalton atom modelinin varsayımında diyor ki atomlar yoğun ve içi dolu kürelerdir. Zaten görsel olarak da bakarsınız bilardo topuna da benzetilir. Burada biz artık atomun boşluk yapıda olduğunu biliyoruz. O yüzden de Dalton atom modelinin bu varsayımı günümüze geçerli değildir diye söylüyoruz. Çünkü atom boşluk yapıda diye söylüyoruz. Elementler atom adı verilen son derece küçük ve bölünemeyen tanelerden oluşur ki bu ifadede bölünemeyen dediği için yine buna da yansıyacağız. Atomlar günümüzde bölünebiliyor yani parçalanabiliyor diye söyleyelim. Tabii ki burada atom kelimesini ilk kullanan daha önce simya bölümünde bahsetmiştik. Demokritos atom adını vermişti. E burada tabii ki Dalton atom modelinde yine bu atom adı geçiyor diye söyleyelim. Üçüncü olarak bir elementin bütün atom birbirinin aynısıdır. Yani atomların boyutları eşittir. Hepsi aynı yüklüye sahiptir diye söylüyor. Kimyasal aynı aynıdır. Diyor. Ancak yine biz şunu biliyoruz. Aynı elementin farklı çeşitleri var. Yani bu izotop atom dediğimiz bölüm mesela örnek verelim. Hidrojenin 3 çeşidi var. Hidrojen, deuterium ve tridium. Yani baktığımız zaman aynı atomlar, hidrojen atomları değerlendiriyoruz. Bunlar batıp aynı değil. Ama Dalton ne diyordu gençler? Hepsi aynı kütleye sahiptir diyordu. O yüzden de izotop atomların varlığından sonra bu varsayımı da yanlış olarak değerlendiriyoruz. Dördüncü olarak bileşikler birden çok element atomlarına oluşmuştur. Herhangi bir bileşikteki iki element atom sayı oranı bir tam sayı ya da basit tam sayılı bir kesirdir diyor. Yani burada sabit oranlar kanunu açıklıyor. Dolayısıyla sabit oranlar kanununa göre bu da doğru bir ifade diye söylüyor. Yani bileşikler birden çok element oluşur. Bu ifadesi doğru çok solacak bir ifade. Dediğim gibi çok anahtar kelimeler karşımıza gelecek ama varsayıma baktığımız zaman yanlışları da var, doğruları da var. O yüzden de genel olarak bakmak lazım. İlk atom modeli yıl itibariyle çok fazla bilgi içermiyor. Çünkü Dalton atom modelinin ortaya konduğu zamanda daha henüz artı ve eksiklikler bulunmamıştı. O yüzden de ifadeleri biraz sınırlı diye söyleyeyim. Beşinci olarak da kimyasal tepkimelerde yalnızca atomun birbirine ayrılması, birleşmesi ve yeniden düzenlenmesine ibaret ediyor. Bu da kütlenin konunun kanunu açıklıyoruz. Yani doğru bir ifade ve Dalton atom modeli kimyanın üç temel yasası olan sabit oranlar, kütlenin korunu ve katlı oranlar yasasını destekleyerek açıklar diyor. Onun sırasında zaten birinci ünite. Onun sırf birinci ünitesinde bu kanunları ne yapıyoruz? Görüyoruz detaylı olarak. Birer de da benzettiğini biraz önce bahsetmiştik. Yani Dalton atom modelinin ilk model olması için önemli. içi dolu küre olduğunu unutmayacağız. Yine e, bölünemeyen tarihlerden oluşur ve e, bir hemen türatın aynı için bunların yanlış varsayımları olduğunu söyleyeceğiz. Tam atom modeli ise biraz daha gelişmiş bir model. Aslında öğrencilerin en çok bildiği modellerden bir tanesi. Çünkü e, üzümlü kek modeli olarak öğrencilerin hafızasına kazınmış. Ve burada baktığımızda 1897'de diyor, katot ışınları yaptığı deney sonucunda negatif yüklü taneciklerin varlığını kanıtlamıştır. Yani baktığımızda eksi yüklü tanecikleri kanıtlayan ilk kişi diye söyleyebiliriz. Elektronun varlığını kanıtlamasından sonra da yeni bir model ortaya koymuştur. Yani Dalton modelinde hiç söylenmeyen e, eksi yükler, artı yükler e, burada yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Samsun atom modeli yani üzümlü kek modeli ne diyor diye baktığımızda yaklaşık olarak atomları 10 eksi 10 metre ya da santimetre çevirirseniz gençler 10 eksi 8 metre olan içi dolu nötr kürelerdir diye ifade ediyor. Küre içerisinde yani burada baktığımız içi dolu dediği için yine yanlıştır diyeceğiz. Henüz boşluklu yapıya ulaşamadık. Daha sonraki modellerde karşımıza gelecek. Küre içerisindeki artı ve eksi yük homojen dağılmıştır diyor. Yine günümüzdeki modele baktığımız zaman homojen dağılmamıştır. Ne diyoruz? Çekirdekte artı yükler var Etrafında elektronlar yörüngelerde ya da daha geniş bir son modele göre bakarsak orbitallerde bulunur diye söyleyeceğiz. Burada yine atomdaki negatif yük sayısı ile pozitif yük sayısı eşit olduğundan atom yük bakımından nötr'dür. Atomun nötr olduğunu söylüyor. Ve elektronların kütlesi atom kütlesinin yanında ihmalciye kadar küçüktür ve atom kütlesinin diyor büyük bir kısmını pozitif yükler oluşturur. Yani pozitif sayısı, atom kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur diye de ifade ediyor. Tabii ki Thomson öğrencisi Ernest Rutherford yaptığı deneylerle elektronun atomu homojen dağılmadığını gösterecek bir sonraki modelde diye söyleyeyim. Yani burada e, homojen dağıldığından bahsedip e, bunu da yanlış olduğunu zaten belirtmiştik. Sonra öğrencisi Rutherford e, bu daha fazla soru içeriyor. Yaptığı alfa ışına saçılma deneyi var. E, bu e, görsel üzerinden de sorular sorabilir. hemen ona da bakalım. 1911 yılında Ernest Rutherford diyor, atomun yapısıyla ilgili yaptığı deneyde çok ince bir altın levhayı kurşun bir blok içerisine yerleştirmiş ve Radyaktif bir maddenin yaydığı pozitif taneciklerle bombardıman etmiş gençler. Görsele dikkat edelim. Burada ince altın bir levhamız var. E, baktığımız zaman ve buraya alfa ışınları yolluyor gençler. Ve yola da alfa ışınları da artı yüklü ışınlar. Helyum artı iki. Ve buradaki artı yüklü ışınlar da e, buraya yolladıktan sonra etrafındaki dedektör yardımıyla e, ışınların nereye vurduğunu takip ediyor. Devam ettiğinde gözlemleri diyor. Bu ışınların çoğunun levhayı geçti ve parantezde bakın büyük kısmının boşlu olduğunu gösterir bu. Ve büyük açılarla saptı, pek kaynağı kaynağa geri döndüğünü gördü. Ve buradan gençler bir sonuç çıkıyor. Yani yola dışınların büyük bir kısmı buralarda karşı tarafa geçiyor. Ve çok az kısmı küçük açıyla sapıyor. Çok az da olsa büyük açıyla sapanlar var. Ve bu e, beklentisi aslında şu Thompson dediği gibi eğer artı yüklü bir küre ise eğer artı yüklü ışınlar ne yapmalı gençler? Geri gelmeli. Yani büyük açılarla geri gelmeli ama Baktığında bunların büyük bir kısmı ne yapıyor? Geçiyor. E buradan şuradan e, e, bunu nasıl yorumluyor? Şöyle yorumluyor. E burada o zaman diyor demek ki artı yük her yerde değil. Çok küçük bir hacimde olmalı. Çünkü ışınların büyük bir kısmı geçiyor. Az da olsa geri sapanlar gençler işte çok küçük bir hacimde olmasıyla açıklıyor diye söylüyor. Yani yolladığı artı yüklü ışınların büyük bir kısmının geçmesi öğretmeni Thompson'ın atom modeli uyuşmadığı için kendi atom modelini ne yapmış oluyor? Ortaya koymak zorunda kalıyor ve böylece atom modeli ortaya çıkıyor. Yani boşluklu yapıdan bahseden, çekirdekten bahseden ilk model oluyor. O da çünkü yaptığı deney sonuçlarından çıkan sonuç diye söylüyor. Baktığımızda bu deney sonucuna gençler atomda diyor çekirdek olarak adlandırılan pozitif yükün tamamının yoğunlaşması çok küçük bir merkez vardır. Yani ışınların büyük bir kısmının geçmesi ve burada o zaman diyor artı yük çok küçük bir hacimde olmalı. Yani baktığımız zaman ışınların büyük bir kısmı geçiyor. Yani buradan çekirdek adı verdiği çok küçük merkezden bahsediyor. Atom çekirdeğinin elektriklerin bulunduğu büyük hacimli bir boşluğa çevrilir. Yani atom boşluklu yapıda olduğunu söylüyor. Atom çekirdeğinin dışında pozitif sayısı eşit sayıda negatif yük bulunur. Yani burada yine atomun e, nötr olduğundan bahsediyor. Artı yüklerin, eksi yüklerin eşit olduğunu. Dördüncü olarak da pozitiflerin toplam kütlesi diyor. Atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. Aynen tam olduğu gibi. O halde diyor çekirdekte kütlesi protonun kütlesine eşit yüklü tanecikler bulunur. Yani burada Rutherford gençler e, atomun çekirdeğinde yüksüz tanecikler olduğundan bahsediyor ama adını koyamıyor. Yani tam olarak bulamıyor. O da nötron gençler. nötron keşfi Rutherford tarafından olmamıştır. Burada e, ne olduğunu az çok tahmin ediyor ama dediğimiz gibi nötron henüz keşfedilmediği için e, söyleyemiyor. Rutherford atom çekirdeğini güneşle, çekirdekte etraflı elektronu gezegenlere benzetmiş. O yüzden Rutherford atomu gezegen modeli olarak da biliniyor. Çok zor olacak bir şey değil ama zaman zaman görüyoruz. Yüksüz taneciklerin varlığını öngörmüş ancak tanıtlayamamış diye söyleyelim. İlerleyen yani ilerleyen yıllarda James Chadwick e, Kantlamıştır diye söyleyen yani bu nötronun keşfini kim sağlamıştır? Cem Çetvik e, diye söyleyebilirsiniz. Çekirdek etrafına dönen elektron neden pozitif çekirdek üzerine düşmediğini ise açıklayamıyor. Yani baktığımız zaman elektronlar çekirdeğin çevresinde e, bulunuyor ve bunların neden e, çekirdek üzerine düşmediğini açıklayamıyor. Yani yetersizleri var. O yüzden ne yapıyor? Bilim ilerledikçe e, bunu da e, açıklamaya çalışacağız. Bir sonraki model ortaya çıkmış oluyor diye söyleyelim. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Bir sonraki modele geçiyoruz. Rutherford atom modelinde çekirdek ve boşluklu yapıyı e, bulmuş olduk. Şimdi bor atom modeliyle biraz daha ilerletiyoruz. 1913 yılında Danimarkalı e, Niels Bohr atomlardaki yayılma spektrumunu açıklamak için diyor kuramsal bir açıklama yapmıştır. Yaptığı deneylerde gençler spektrumları inceliyor ve spektrum sonuçlarına göre atom modelini ortaya koyuyor. Spektrumla ilgili bilmeniz gereken de şunlar var gençler. Sürekli ve süreksiz spektrum bilmeniz gerekiyor. E, görselde şimdi açacağım. Beyaz bir ışıklı prizmadan geçildiğinde kırmızıdan mora kadar tüm renkleri içeren spektrum elde edilir. Şurada gördüğümüz spektrum Kırmızıdan mora kadar tüm renkleri içeriyor. Buna sürekli spektrum diyoruz. Ve bazı spektrumlar ise süreksiz yani kesikli spektrumdur. Bu sürekli olan sürekli olan diyoruz. Kesiksizdir kesiksiz yazalım buraya kesiksiz. Yukarıdaki ise gençler süreksiz olandır süreksiz süreksiz diyelim. Yani kesikli. Baktığımız zaman gençler şimdi aradaki farka dikkat edin. Gaz bir madde ısıtılıp prizmadan geçildiğinde parlak çizgiler oluşur. Ve bu parlak çizgiler çizgi spektrumudur diye ifade edilir Ve ayırt edici bir spektrumdur. Her maddeye göre farklıdır. Şimdi her maddenin yaydığı ışınlar farklı olduğu için spektruma denk gelen noktalar farklı oluyor. O yüzden de buraya kesikli diyoruz. Yani her baktığın zaman burada renkleri her yerde göremiyorsunuz. Bu maddeden maddeye göre değişiyor. Yani hidrojenin ışın ve spektrumu farklıdır. Başka bir atomun spektrumu farklıdır diye söylüyoruz. Ama beyaz ışık tüm dalga boyundan içerdiği için kırmızıdan mora kadar tüm renkleri içeriyor. Buna sürekli kesiksiz diyoruz. Hidrojen gibi atomlar ise prizmadan geçirildiğinde elde edilen spektrum ise kesik yani süreksiz spektrum olarak değerlendiriliyor. Bor atom modeli ne diyor? Bu spektrumun incelikten sonra gençler hidrojen gibi tek tanecikli atomlarla çalışıyor ve buradan atom modeli ortaya koyuyor. Bor atom modeline göre de yani yörüngeli yörün model olarak da bilmeniz gereken kavramlar var. Ee, ve burada ilk olarak şunu söyleyeceğiz. Elektronlar diyor çekirdekten belli bir uzaklıkta, belli bir enerjiye sahip dairesel yörüngelerde hareket eder. Ve bu yörüngeleri de gençler T, L, M, N, O ya da 1, 2, 4, 5 şeklinde numaralandırma yapmış. Buna N1, N2, N3 şeklinde ifade ediyoruz. Zaten ayette çalışan arkadaşlar için bu kolay bir bölüm. Çünkü ayette zaten bu e, yörüngeleri sık sık kullanıyoruz. Bu da orada daha detaylı işliyoruz zaten. Burada e, ne diyor elektronlar? Çekirdek içerisindeki belli uzakta dairesel yörüngelerde bulunur. Bunları da K, L, M, N, O şeklinde ifade edelim. Yani birinci yörünge K yörüngesi diyoruz. Baktığımız zaman ikinci yörünge L şeklinde ifade edelim. Bunları unutmayalım. K, L, M, N sırası önemli. Yani birinci yörünge K yörüngesi diyeceğiz ve bir atomun elektronu en düşük enerji düzeyinde bulunmak ister diyor. Buna temel hal denir. Temel halden bahsediyor, uyarılmış halden bahsediyor. Burada yani enerjisi düşük olan baktığımız zaman gençler çekirdekten uzaklaştığı yörüngenin enerjisi arttığı için elektronları önce ne yapıyoruz? Katman elektron dizilimi hatırlayın. 2, 8, 8 gibi yazıyorsunuz. ve burada ilk yörüngeye elektron yerleşiyor. Sonra ikinciye yerleşiyor. Burada artan enerji sırasına göre yerleşiyor. Çünkü elektronlar tem enerji düzeyinde bulunmak ister. O yüzden önce K yörüngesi sonra L şeklinde ifade ediyoruz. Ancak burada diyelim ki böyle bir yörüngemiz var. Bir elektronumuz var. Yani ikinci yörüngede bir elektronumuz var. Bu elektron dışarıdan gençler ışın yani enerji absorbe ederse, alırsa dış yörüngeye doğru geçebilir. Çünkü dış yörünge enerjisi fazla olduğu için o enerjiye sahip olması gerekir. Dışarıdan absorbe ederek dış yörüngeye geçebiliyor. Buna absorplama olayı diyoruz. Benzer bir durumda yine dışarıdaki bir elektron da enerjisi fazla olduğu için iç yörüngeye gidemez. Ancak ne yapabilir? Fazla enerjisi dışarıya yayabilir. Buna da emisyon olayı diyoruz. Yani şurada anlattığımız üzere bakın burada bir elektron içeri doğru gitmiş. İçeri gitmesi için burada emisyon yapması lazım. Ya da buradaki bir elektron dışarı gitmesi için ya dış yörüngeye gitmesi için absorplama yapması. Yani dışarıdan enerji alması gerekir ki dış yörüngeye geçiş yapsın. Yani burada bor atom modelinde temel hal uyarılmışlar. Absorplama ve emisyon olaylarını bilmemiz gerekir. Okuyalım devam edelim. Bakın. hangi şey enerji bulunduğunda buna temel hal diyoruz. Olur da e, atom kararlıyken ısıtılırsa elektronlar bu enerjiyi alacaklar. Yüksek enerjiyle geçecekler. Buna da uyarılmış hal denir. Uyarılmış halde atom kararsızdır. Kararsızlığa sebep olan enerjiye ne yapacak? dışarı emisyon olarak gelecek, Tekrar geriye dönecek. Kararlı olmak için de düşük enerjiyi temel hale geçer. ve Burada enerji ışım olarak dışarı yayılacak. Yani emisyon yapacak diye söyleyelim. Elektronlar çekirdekten uzak yörüngeye yerleştiği elektron enerjisi artar. Çekirdeğe yakın yörüngeye yerleştiği elektron enerjisi azalır. diyor. Yani ne demiştik? Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngenin enerjisi artıyor. Dolayısıyla içeriye doğru giderse enerjisi azalır. Dışarıya doğru giderse enerjisi artar. Yüksek enerji düzeyinde bulunan bir elektron düşük enerji düzeyine inerse diyor. Yani burada ne yaparsa emisyon yaparsa enerji farkının aradaki yörünge arasında enerji farkının ne yapması gerekir? Dışarıya yayılması gerekir diye söylüyoruz. Burada bor atom modeli sınırlıkları da karşımıza gelebilir. En önemli testlerle karşımıza gelecek olan noktadan bir tanesi bor atom modeli sınırlıklarından bir tane şu bor hidrojenle çalışmış. Hidrojen tek elektronlu bir tanecik. Dolayısıyla çok elektron taneciklerin yapısını açıklayamıyor. Yani çalıştığı spektrumlar hidrojen gibi tek elektron tanecikler olduğu için bakın diyor ki bor atom modeli tek elektronlu atomların davranışını açıklarken çok elektron atomlarının davranışını açıklayamaz. Baktığımız zaman 1, 1, 1. Yani birer tane elektron olan tanecikleri açıklayabilir. Çok elektronlar açıklayabilir. Bu soru olarak karşımıza mutlaka geliyor. Yine yetersizleri var. Onu ayette tekrar anlatıyoruz. Heisenberg belisi ilkesine göre bir elektron yeri ve hızı bulunamaz. Burada yörüngede hareket ettiği için o da bir yetersizlik. Bu da yörüngelerde hareket ettiğini söylüyor ama belli bir yer ve hız kısmını Heisenberg belisi ilkesiyle çelişiyor diye söylüyor. Yine Elektronların e, dalga ve tanecik ikiliği vardır. Elektronların e, tanecik hareketi yaptığını söyler ama baktığımız zaman e, elektronlar gibi taneciklerin dalga ve tanecik modeli var. Yani iki harekette yapabiliyor. Dalgalar halinde ilerliyor. Bu da yine yetersen bir tane yani Bunu da açıklamamıştır. Dalga tanecik yapısından bahsetmedik. Yine bu eksiklerinden bir tanesi. Ve buna göre baktığımızda gençler atom modeli eksiklerini gidermek için de modern atom teorisi geliştirmiştir. Burada modern atom modeline göre elektronlar yörüngelerde değil orbitallerde yani elektronun bulunma ihtimali yüksek olduğu yerlere orbital diyoruz ve 3 boyutlu uzay bölgelerinde sürekli hareket eder diye ifade ediyoruz. Konu anlatım bu kadar gençler. Yani 5 atom modeliniz var. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve modern atom modeli. Modern ile ilgili çok fazla bir şey söylemiyoruz. 11 sınıfa geçtiğinizde zaten onlarla ilgili pek çok şey öğrendiniz. Kuantum sayıları vesaire. Orada burada Schrödinger dalga mekaniği tekniğini gördünüz. Yani orada daha fazla detaylı bilgi veriyoruz. Buraya kadar tytde bilmeniz gerekenleri anlattık. Şimdi kısa bir soru çözümüyle hemen ikinci ünitenin birinci dersini tamamlamış olacağız. Birinci soruda 1911 yılında diyor Ernest Rutherford yaptığı alfa ışınları saçılma deneyinde altın levhaya artı yüklü alfa ışınları göndermiş ve ışınların büyük bir kısmı levhadan geçtiğini tespit etmiştir diyor. Buna göre Rutherford yaptığı bu deneyle aşağıdaki yargıda hangisine ulaşmıştır demiş. Burada gençler ışınların büyük bir kısmının geçmesiyle ilgili ne yapıyorduk? Bir çıkarımda bulunuyorduk. Elektronat çekirdek içerisinde belli enerji yörüngelerinde bulunur. Bir kere yörüngeden bahsetmiyor Rutherford. Bu bordan olur. Atomlar çok yoğun iç dolu kürelerdir. Bu bir kere Thomson'un söylediği bir şey. Yine elektronlar orbitallerde bulunur. Orbital kelimesi modernle geçiyor. Atom büyüklüksü boşluktan ibarettir. Bu nedir? Buradaki çıkan sonuç. Yani ışınların büyük bir kısmının geçmesi onun boşluk yapıda olduğunu gösterir. Yine elektronlar pozitif bir küre için homojen olarak dağılmıştır. Bu da Thomson modelinin söylediği şeydi. Bu deney sonucunda böyle bir sonucu ne yapmış? E, bulmuştur. Yani ulaşmıştır diye söyleyeyim. Cevabımız değişik. Elektronlar nerede bunun sorusuna elektronlar çekirdekle belli yarı çap dairesel yörüngelerde bulunabilir yani bir öğrenci hangi atom modeline göre doğru cevap vermiştir diyor. E burada Dalton'a göre söylese e, yörüngeler falan yok. Thomson'a göre değil, Rutherford'a göre değil. Burada Bohr atom modeli yani yörünge kavramı geçtiğine göre öğrenci Bohr atom modeline doğru söylemiştir. Moderne göre de yanlış o çünkü elektronlar yörüngelerde bulunmaz. E, orbitallerde bulunur diye söylemesi gerekir. Yani Bohr'a göre doğru bir cevap diye söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz yukarı tabloda atom modeline ait bilgiler verilmiştir. Bilgiler ait oldukları atom modeline göre kronik sıraya dizildiğinde hangi cevap doğru olur diyor. Hemen kronolojik kronik süre üzümlü kek modül olarak bir Thompson. Atomda pozitifler çok küçük bir hacimde toplanmış. Yani çekirdekte bulunmuştur. Rutherford. Biri, bir elementin bir birbirine aynıdır. Dalton söylemiş. söylemiştir. Elektronlar belli bir enerji sahip yörüngelerde hareket eder. Bu. E, bu kronolojik sırayı da unutmayın demiştik. Buna göre baktığımızda Dalton yani önce 3 gelmesi gerekir. Baktığımız zaman 3 olanları aldık. Sonrasında Thompson yani 1 olması gerekir. Sonrasında Rutherford ve sonrasında Bohr. Yani baktığımız zaman 2 ve 4. Yani kronik sıraya göre bu şekilde cevabı E şık olarak işaretlemiş oluyoruz. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki ifade hangileri Thompson atom ile ilgili değildir demiş. E baktığımızda atom yapısında büyük boşluklar vardır. Boşluktan bahsetmiyordu. Atom çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 8 santim olan bir küredir. Bundan bahsediyor. 10 üzeri eksi 10 metre ya da 10 üzeri eksi 8 santim olan bir küredir. Pozitif atomun çekirdeğinde toplanmıştır. Şurası eksi 8 olacak gençler. Yazım hatası olmuş. Pozitif atomun çekirdeğinde toplanmıştır. Çekirdekten bahsetmiyor. Atom kütlesinin büyük bir kısmı pozitif yüklü tanecikler oluşturur. Bundan bahsediyordu. Negatif yüklü tanecikler atom içerisinde homojen olarak dağılmıştır diyor. Yine bundan bahsediyordu. Dolayısıyla burada baktığım zaman 2 diyelim. Thomson atom ile ilgili yine 4 ve 5. Bunlar Thomson atom modelinde bahsedilen bilgiler diye söyleyelim. Beşinci sorumuz verilen bilgiyle atom modeli eşleştirmesi yapınız demiş. Yani burada kavramlar çok önemli. Hep söylüyorum gençler. Bunları bilmek bile soruyu çözmek için yeterli oluyor demiştik. Kavramlarımız en önemli kavramlar. Orbital hemen ne yapıyoruz? Modern atom modeli. Yörüngeden bahseden Bohr atom modeli. Çekirdekten bahseden Rutherford artı ve eksi yükten Thompson şeklinde ifade ediyoruz. Yani baktığımız zaman o zaman 1 için ne diyeceğiz? 1 C. Yine aynı şekilde 2 için D diyeceğiz. 3 için yazalım buraya çekirdek Rutherford yani B. Ve 4 içinde orbital model. Yani baktığım zaman bu şekilde eşleştirme yapmamız gerekir. 6. sorumuz Dalton atom teorisi ile ilgili ifadeler hangisi yanlıştır demiş. İlk atom teorisidir. Doğru. Atomun içi dolu küre olarak tanımlamıştır. Proton, nötron, elektrondan bahsetmiştir dediği için direkt yanlış. O zaman Dalton atom modelinin olduğu vakitte yani Dalton zamanında proton, nötron, elektrondan e, olmadı. Yani bilinmediği için bahsetmemiştir. Direkt cevabımız C şıkkı. Bütün ekonomik kanunlar faydalanmıştır. Satürn olanlar kanunlar faydalanmıştır. Bunlar üzerine açıklamıştır diye söylemiştik. Yani baktığımızda cevabımız C. Edin sorumuz atom modeli ilgili aşırı ifade hangisi yanlıştır diyor. Görünce yörünge kavramı ilk defa Bohr atom modelinde yer almıştır. E, burada baktığım zaman doğru diyeceğiz. Boşluk yapı dağıtın atom modelinde yer almaz. Doğru. Orbital kavramı ilk defa modern atom modelinde yer alır. E, burada baktığım zaman doğru. Çekirdek kavramının ilk defa bahseden Thompson atom modelidir. Direkt yanlış. Çekirdekten bahseden Rutherford'tur. Thomson atom modeline göre elektronun kütlesi ihmal edilecek kadar küçük olduğu için atom kütlesi pozitif oluşturur diyor. Yine bu da doğrudur diye söylüyoruz. Yani baktığımızda cevabımız D şıkkı diyelim. Yukarıdaki atom modelinin kronolojik olarak sıralamasını yapınız diyor. Hemen ne yapıyoruz? 3, sonrasında 2, sonrasında 1, sonrasında 4. Yani Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr diye sıralıyoruz. Dokun sorumuz atom modelle ilgili aşırı ifade hangisi doğrudur demiş. Bohr'a göre elektronlar çekirdek içerisinde orbitallerde yalır demiş. Yanlış. Nötronun keşfeden ve varlığı ispatlan bildiğimizden Rutherford'dur diyor. Chadwick e, e, ifade etmişti. Rutherford e, öngörmüştü ancak ispatlayamamıştı. Thomson atom modeli atom büyükliksin boşluk yapıda olduğunu ifade eder. Boşluk yapıdan bahsetmemiştir Thomson. Estoney katot ışınlarına elektron adını vermiştir. Bu doğru bir ifade. Detay bir bilgi ama e, diğerlerini gençler baktığımız zaman e, emin olduğumuz için D'ye doğru demeniz lazım. Burada e, eskiden beri gelen bir bilgi böyle katot dışından elektron adını e, veren kişi öneren kişi Stone diye söyleyelim. Elektronu bulan kişi değil ama öneren kişi ya da elektron adını veren kişi Stone Age'dir. E şıkkında da Dalton atom modeline göre atomların çapları yaklaşık olarak 10 üzeri 8 cm olan kürelerdir diyor. Bu da nedir? Yanlıştır gençler. çaptan falan bahsetmemiştir diye söyleyelim. Burada D şıkkını belki bilmiyorsunuz ama diğer şıklardan emin olduğunuz için cevabı işaretleyebilirsiniz. Onun sorumuz çekirdekten bahseden ilk atom modeli diyor. Açıklar hangisi doğru verilmiştir? Çekirdek deyince aklımıza Rutherford geliyor. Cevabımız B şıkkı olması gerekir diyelim. Hemen geçtik. 11. sorumuz elektronlar çekirdek içerisinde dairesel yörüngelerde bulunur diyor. Burada yörüngelerden bahsetmeye göre direkt bor dememiz gerekir. Şöyle işaretleyelim. Şey Atomda pozitif yükün tamamı çekirdek denen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Burada baktığımızda hemen çekirdek denen küçük hacimden Rutherford bahsetmiştir. Bir madde oluşan atomların tamamı birbiriyle aynıdır diyor. burada yine Dalton aklımıza geliyor. Atomda artı ve eksi yükler homojen olarak dağılmıştır. Bu da Thomson. Zaten baktığımızda zaman sadece Chetwick'e ilgili ne bilmemiz gerekiyor? Nötronu keşfeden kişi diye. E, Aklımda kalsın demiştik. Bir modeli de yok ama burada e, çetrik kitaplarımızda nötronu keşfeden kişi olarak bulunuyor diye söyleyelim. 12. sorumuz. Ernest Rutherford atomun yapısıyla ilgili yaptığı deneyde ince bir altın levhayı kurşun blok içerisine yerleştirilecek bir maddenin yaydığı pozitif bir tanesiyle bombardı etti. Gözlemlerinde bu işten çoğunun levhayı geçtiğini, pek azının büyük ölçüde saptığı pek azında kaynağa geri döndüğünü gördü. Yaptığı deneyle sonuçlarına ulaşmıştır diyor baktığımızda atom yapısında büyük boşluklar vardır. Ulaştı. Artı yükler küçük bir yerde toplanmıştır. Bu sonucu da ulaştı. Eksi yükler çekirdek etrafında yörüngelerde bulunur. Yörüngelerde bulunur gibi bir sonucu ulaşmamıştır. Buradan hangi ulaşmıştır dediği için cevabımız D şıkkı olur. 13. sorumuz bor atom modeli varsayımlarının hangilerini açıklamıştır diyor. Tek tek baktığımızda elektronun çekirdeğin yakın ve en çok enerjiyle temel hal denir. Bor atom modelinde bunu söylüyor. Elektronlar çekirdekten bir uzakta belli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Doğru. Bir atom pozitif yükün tamamı çekirdeklerine küçük bir bölgede toplanmıştır. Varteminden birisi bu değildir diye söylüyorum. Yani bor atom modeli değil. Rutherford atom modeli açıklanmıştır. Burada 1 ve 2 doğrudur diye söyleyelim. 14. Elektronlar çekirdeklerinde belli uzakta ve enerjiye sahip dairesel yöngelere hareket eder. Bir atom modeliyle ilgili yukarıdaki bilgi verilmiştir. Buna göre bu atom modeli aşağıdaki hangisine doğal verilmiştir diyor. Burada direkt yörünge deyip ne yapıyoruz? Bor atom modelini işaretliyoruz. Yani şimdi gençler tyt seviyesinde çok anahtar kelimeleri bilmeniz yeterli olur diye hep söylüyoruz. Burada çok detay bir soru gelmez. Temel seviyede anahtar kelimeleri bilirseniz soruların çoğunu çözersiniz diye söyleyelim. Hatta hepsini çözersiniz diye söyleyebiliriz. Şimdi soruyla beraber gençler 14 tane soruyla ne yaptık? Atom modeli ilgili anahtar kelime öğretmeye çalıştık. Burada bilmeniz gereken noktalar önemli noktalar nedir diye belirtmeye çalıştım. Her bir madde, her bir modelle ne dediğini bilmeniz gerekmiyor. E, soruları çözerken hep anahtar kelimeler üzerinden yani baktığımızda kim neyi bulmuştur, önemli katkısı nedir? Bunları kavratmaya çalıştık. Şimdi e, hız ve renk genlerinden bir tane testimiz var bununla ilgili. Bunu çözeceğiz. 7. adım kolantını tamamladık. E, soru çözümü de yapıp hemen e, atomun atom yapısına geçeceğiz. Artık yavaş yavaş temel tanecik hesaplamına doğru geliyoruz. Burayı biraz daha yani oraları öğrendiğiniz biraz daha fazla seviyorlar. Daha fazla işlem daha fazla soru içeriyor. Ben hepinize başarılar diyorum. Bir sonraki kimya videosunda görüşmek üzere.